Günaydın arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi 30 Ocak 2024 tarihinde anayasaya aykırı olarak milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesine ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu ve Can Atalay'ın milletvekilinin düşürüldüğü iddia edildi. Hepimiz biliyoruz ki anayasanın 84. maddesinin ikinci fıkrası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün 136. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bir milletvekilliğinin düşürülebilmesi için bir kesin hüküm gereklidir. Oysa Şerafettin Can Atalay hakkında verilmiş bir kesin hüküm yoktur. Arkamızda gördüğünüz Anayasa Mahkemesi kendisine yapılan başvurular doğrultusunda iki kez Şerafettin Can Atalay'ın seçilme ve siyaset yapma hakkı ile kişi güvenliği ve hürriyeti hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu karar sonrasında Anayasa Mahkemesi kararının ilk derece mahkemesine dönmesi, ilk derece mahkemesi yargılamanın durdurulmasına karar vermesi, bu yazıyı Adalet Bakanlığı'na iletmesi, Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na geçen yazının da bir tezkere ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilmesi gerekir iken, tek hakimli bir üst yazı ile ilk derece mahkemesi kararı temiz merciğine yollamış ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin daire başkanı bir yazı ile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletmiş ve bu kararda 30 Ocak 2024 tarihinde okunmuştur. Bu durum açıkça anayasanın başlangıç hükümleri ile 2. maddesine, 6. maddesine ve 153. maddesine aykırıdır. Bunun yanında meclis başkanı başkan vekilliği yapan Bekir Bozdağ'ın tarafsızlığını yitirdiği ortaya çıkmıştır. Danışma kurulunda parti grup başkan vekillerine saat 14.55'te kararın okutulacağı ifade edilirken buna karşın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili öğleden önce bir televizyon kanalının canlı yayınında kararı okutacaklarını ifade etmiştir. Dolayısıyla meclis AKP tarafından mı yoksa tarafsız olması gereken meclis başkanı ve meclis başkan vekili tarafından mı yönetilmektedir? Bu tümüyle ortadan kalkmıştır ve meclis başkanının tarafsızlığı da belli olmuştur. Bu çerçevede değerli arkadaşlar, anayasanın biraz evvel söylediğim başlangıç 2, 6 ve 153. maddeleri uyarınca bir milletvekilinin düşürülmesine ilişkin tezkere okutma durumunun yok hükmünde sayılmasını ve bunun tespit edilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep ediyoruz. Ayrıca meclis iş tüzüğünün eylemli olarak ihlal edilmesi sonrasında oluşan parlamento kararının da anayasanın 84 ve 95. maddelerine aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle de parlamento kararının iptal edilmesini ve yürütmesinin durdurulmasını da yine Anayasa Mahkemesi'nden iptal ediyoruz, talep ediyoruz. Bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi'ne bu başvuruların yapılabilmesinin 7 ila 10 günlük zamanları vardır. 30 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen bu parlamento okuma kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi grubu 3 gün içerisinde dilekçesini hazırlamış ve bugün Anayasa Mahkemesi'nden randevu alarak dilekçeleri mahkemeye sunma durumuna gelmiştir. Biz Anayasa Mahkemesi'nin daha evvel verdiği kararlara uyarlı olarak hem yok hükmünde sayılma hem de iptal ve yürütmenin durdurulmasına yönelik taleplerimizi olumlu karşılamasını, 15 gün içerisinde kararını vermesini ve kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermesini bekliyoruz. Bu çerçevede CHP grubu bugün Anayasa Mahkemesi'ne dilekçesini sunmak üzere burada bulunuyor. Sizlere ve kamuoyuna saygılarımızı da duyururuz. Efendim, dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da açıklamasını yaptı, ilk kez konuştu. Ben olsaydım dahi kararı Bekir Bozdağ tutacaktır dedi.
Aynı zamanda yurt dışı temaslarının zaten aylar önce planlandığını belirtti ve bir şekilde süreç bittiği için bu karar mecliste okutulmuştu dedi. Bu ifadeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Numan Kurtulmuş'a şunu sormak gerekir. Neden Numan Kurtulmuş bugüne kadar Şerafettin Can Atalay hakkında verilen ve temizen onanmış olan kararı okutmadı? Anayasa Mahkemesi kararını bekledi. Peki Anayasa Mahkemesi kararı nasıl çıktı? Hak ihlali şeklinde çıktı. Yani Anayasa Mahkemesi kararı hak ihlali şeklinde çıkmışsa ortada kesin bir hüküm yoktur. Dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi ve durdurulması gerekmektedir. Bu bağlamda Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklama tümüyle hukuka aykırıdır. Önce bunu ifade edelim. İkincisi yurt dışında bulunma durumu. Bakın meclis başkanlığı bir protokol makamı değildir. Meclis başkanı önemli konularda başkanlık divanına çıkar. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi vekilliğinin düşürülmesi konusunu önemli bir konu saymıyorsa hangi konuyu acaba önemli bir konu sayacak? Bekir Bozdağ'ın orada olması, yani AKP'den seçilmiş meclis başkan vekilinin orada olması ve diğer meclis başkan vekillerinin bu kararı okumaması veri iken, Bekir Bozdağ'ın nöbetçi olduğu haftaya bu okumanın denk getirilmesini tesadüf olarak mı sayacağız? Yani ne meclis başkanının yurt dışında olması bizim için geçerli bir mazerettir, ne de Bekir Bozdağ'ın bu kararı okuması tesadüfi bir durum değildir. Her şey kamuoyunun bilgisi, görgüsü dahilinde gerçekleşmektedir. Efendim, benim de bir sorum olacak. Bu süreçten sonra bir eylem planı var, ne yapmayı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı bugün toplanıyor. Daha evvelden de söylediğimiz gibi şehitler nedeniyle ertelemek zorunda olduğumuz mitingi MYK'mız değerlendirecek. Gününü, yerini ve şeklini belirterek ilan edecektir. Bu bağlamda önce bir mitingle başlayacağız ve MYK kararı doğrultusunda izleyen stratejilerimizi ve eylemlerimizi de kamuoyuyla paylaşacağız. Cumhur tarafından sokağa karıştırma olarak da yorumlanıyor bu durumlar. Ne yorum yaparsınız buna? Şimdi bu kararlar, bu ifadeler çeşitli siyasal parti liderleri tarafından açıklanıyor. İnanın çok büyük bir üzüntüyle ve onlar adına da hem ülkem adına da büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Gösteri ve toplantı yürüyüş yapma hakkı anayasada tanımlanmıştır. Önceden izin almak gerekmez. Yurttaşlar anayasal haklarının ihlal edildiğini düşünürlerse anayasadan aldıkları yetki ile sokakta gösteri yapabilirler, gösteri yürüyüşü yapabilirler, toplantı yapabilirler. Anayasal hakkı açıkça bir hukuka aykırı olarak nitelemek ve doğacak kandan onlar sorumludur ifadesinde bulunmak sadece hukuka değil, akla, vicdana, kamu yararına her şeye aykırıdır. Dolayısıyla bu açıklamayı yapan her iki lideri de açıkça kınadığımı ifade etmek isterim. Teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.